Hayatında duymadığı, onu çok ilgilendirecek bir soruyla geliyorsun. Önce söyle seyirciye. Gerçekten bir yönetmenin gübreyle yetişmiş olabileceği inanıyor musun? Arkadaşım! Duymadığı bir soru. Bak bak buraya bak, buraya bak. Hop hop, bak bak buraya bak. Şu kesin vallahi ucuz bilet aldı, söyleyeyim. Ay, ay çok özür dilerim, siz oturun. Tamam, sağ ol. Hayır arkadaşım, nasıl kadınsın sen ya? Ay. Siz oturun, siz oturun. Lütfen siz oturun, estağfurullah. Ben, bu acı bana yeter. Lan! Arkadaşım dikkat et de sana bir yerine girmesin o, tamam? O tuttuğun yer bacağım değil. Demek modellik. Evet. Çok kaç modeldiniz? Bir şey yapmamıyorum yani. Sırada her şeye fırfır yapma. 97 modelim. Ne daha kadar güzel bir otomatik şey ya. Otomatik mi düz mü diye soruyorum. Keşke kırmadan önce verseydin. Hocam bu kuş size gelsin. Taşlarınız kendinizin mi? Hangisi? Olanlar mı olmayanlar mı? Evde siz arıyorsunuz. Biz değil. Ben şimdi de sünnetteyken bir... nasıl mühendisleri arıyorsun onu anlamadım çünkü. Bu yok. Tekrar onarabilir miyiz bunu? Şu maskeyi çıkarttırman lazım. Evet. Son bir dakika. Hocam kaşıntı yaptı zaten, çıkaralım. Lütfen. Pardon. Bence kıyafet komple kaşındırır zaten. Ama galiba ilişkinizde bir sıkıntı yaşanmış ve siz hanımefendiyi aldatmışsınız. Yapmam istediğim bir şey var mı de? Yapmam istediğim bir şey var mı? Kimle aldattın? Cebini verir misin bana? İlk kez birisi öpüyor beni de. İlk kez biri öpüyor beni. Yok artık, hadi görüşürüz sen. Gel buraya. Yazık, aç adama boğazını göster bilmem ne. Dönüyor arkasını arkasından bir şeyler var bilmem ne. Aslında barışsanız bunun gecesi güzel olur. Arkadaş. Bunu bağlayacağız. Tecrübe. Sen kıza yapıştın, yumuldun. Ben görmüyor mu zannediyorsun? Sana ne be? Sana ne? Sana ne? Alan memnun, velan memnun. Sana ne? Kolunla mesela vitesi göster. Kafanla diferansiyeli göster. Sonra direksiyonu İnşallah göster. Konu motora gelmez. Etrafında bir dön ve lafını söyle. Söylesene lan. Memeler arkadaşlar. Allah seni kahretsin. Sen çok etkileneceksin bundan. Bir peperonun üstüne bir kadının gözyaşı düşer mi? Evet. 3, 2, 1. Buyurun. İstediğiniz zaman kaşarlı peperoni pizza. Lan 2 saat uğraştım senin için ya. Bir müzik yapımcısına aşık oldum. Gönlümü kaptırdım. Ona şarkıcı olacağımı anlattım. Ona, o arzularımı anlattım. O da benim bu duygularımdan faydalandı. Ona bir şarkımı söyledim. O da dedi ki senin büyük bir star yapacağım. Yaptı, büyük para kazandı. Arkadaşım hayır. Devam et. Çocuklar çok gerginim. Ne oldu? Üstüme gelmeye bakın. Çok can sıkıntı ya. Ne oldu ki abi ya? Anlat. DVD'yi bulamıyorum. Arkadaşım. Ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Bir kendine baksana. Ya bu yeni moda bir şey. Erkeklerde Brezilya kalçası duruşu bu. Her şey hep kadınlarda mı olacak ya? Çok sevindim. Seni mutlu görmek hayatta istediğim tek şey. Hadi gidelim. Şahane bir şey. Göreceksin. Telefonda konuştum. Çok tatlı bir adam. Her şey. Ha bu pezevenk. Ya bu... Herkes lan farklı otur. Şimdi ben... Herkesten farklı otur dedi. Evet. Kaktüse oturacağım. Oo 5 dakika sonra. Beyin üstü düştüğünde beynini ne korur? Saç. İşte... Sen niye giymedin yavrum? Beden dili için en iyi bakılacak yer neresi aşkım? Onu sor. Arkadaşım. Canım. Haftaya 2 tane amcamın oğlu var, psikopat. 2 tane amcanın oğlu var. Garip bir ilişki. İçeride biri varken nasıl girip tabloyu alacağım? Onur çok büyük bağır buna. Sana Speedy Muhittin demiyorlar mı? 3 saniyede alırsın bu işi. Ya ben de artık boksör giyiyorum. Speedy dönemi bitti ya. Anneyim ben. Sen mi arıyorsun çocuğu, kızımı veriyorum diye? Deli misin? Gel kızımı vereceğim. Hayır! Sen dümene geç. Ben vitese oturup intihar ediyorum. Öf. Yanına... Evet, kusura bakma. Orada çok korkunca... Her şeyin yanı sıra. Bugün benim için çok özel. Öne, arkaya. Öne, arkaya. Bence kuş burada uçmalı. En azından dikkati başka tarafa. Arkadaşım. Kerem ama estetisyen miyim ben? Fark et, ne olmak istiyorsun? Bu silikonlar çok bakımsız kaldı.
Ne olmak istiyorsun? Ya pilotsun, pilot. Görmüyor musun kendindeki uçak şeyini? Motorunu. Hayır. Sorabilir miyim ne kadar süreli bir... Kalk ayağa. Kalk ayağa Ece. Bağırarak. Kalk ayağa. Bir saat. Bir saat. İnşallah ödemeyi aldınız. Bir saat ne ya? Oğlum o devirde koldan vites mi var? Biraz aşağı yer misin bakayım? Bence kupu tam. Ali, duvarın üstünden seslen ona. Ali seslenince çok kork aşkım. Şey aşkım, arkada. Sen mühendis falan mısın? Yok. Değil mi? Genelde mühendislerde oluyor da böyle çünkü. Geometriden falan kafa şişiyor buraya gelince böyle kol çıkarıyor motor. Vallahi adama sorsam Boeing söküyorlar buraya çıkınca. Babanın adı ne? Annem işte. Düşün yani benim neler hissettiğimi size karşı bir anlayın artık bence. Ha, kurban olurum. Kapat kameraları. Arkadaşlar! Ne diyor? İstirham. Lafın ortasında bir yerde... Lafın ortasında... Bunlar normal yaşlar. Bu yaşlarda olur. Tam hakim olam... Lafın ortasında bir yerde... Kim buranın mümessili? Mümessilimiz ortadaki bey. Mümessilimiz. Kimsin lan sen? Dediğimiz gibi mümessilimiz. Kimsin lan sen? Beyefendi. Ben bir eski bir dur. O zaman misin? Bir çayınızı içer mi yenge? Vallahi tamam. Çayınızı içerim yani. Getirelim. Bisküvi getireyim yanına da bandıra bandıra konuşuruz. Anlatırsınız şimdi. Manyak değil mi biraz? İşte diferansiyel soruyordum. Şu an tam üstünde oturuyorum. Ayırıcı dediğimiz. Peki üstüne kapağı, çocuk üstüne oturunca ezilmesin diye kapakla pizza arasına bir şey koyuyor musunuz? Yok ama aileye eğitim veriyor. Çocuğu pizzaya oturtmayın diye. Evet, onu göğsüne tak. Tamam, evet. Yapılan ilk yanlış silikon. Ama... Dolu musun, boş mu? Nasıl anlayacağız? Her zaman boşum. Arkadaşlar... Ne yapıyorsunuz lan? Buraya sıçan oldu ama kırılan bir şey yok. Sen yolcular... Tuvalet kurallarını anlat önce. Kaka yapmak yok. Niye uçağı anlatayım? Arkadaşım sen kanadı tak kendine tahtere validesin. Basıyor ben uçuyor muyum? İlk uçuş bu. Hayır. Hayır. Bak. Libidon tavan oldu şu an. Ne o? Libidon. Çok saçma bir sesim var benim ya. Benim içim de bozuk ya. Testosteron. Ne? Testosteron. Memnun oldum. Ben değilsem. Direksiyon kutusu nasıl bir kutudur? Kutudur yavrum işte. Ne soruyorsun? Kutu işte. Ama nasıl bir kutudur? Nasıl olmasını isterdim. Direksiyon kutusu. Öyle enteresan bir şey sordunuz ki. Özellikle de ihtisasımı yaptığım bir konum. Direksiyon kutusu... ...çok fazla sürücünün dikkatini çekmeyen bir şeydir. Dolayısıyla benim de çekmedi. Bakmadım. Vallahi bakmadım ya. Tam bakmadım. Evet pizza. Vay kardeşim. Değil. Evet. Hayır, hayır arkadaş. Kimse kıpırdamasın. Ve bana şunu söyleyin. Kim o sordu? Yeter artık. Babamı arıyorum. Annem Alman. Söyle. Benim annem Alman. Babamı arıyorum. Bekle. Orhan bir dakika, bir arkadaşı boğacağım. Babasını bulacağım, annesine de Türk pasaportu çıkartacağım. Yarım saat işim var. Ne telefon oluyor? Çalıyor, telefon. Benimki mi? Hayır, telefon. Sen kafa... Dur! Nedir o? İnşallah kapının koludur. Ya bugün bütün senin... Aa, pardon Mustafa abi. Ya arkadaşım. Lan bulsana şu çakma. Nerede? Kadın çantası bu. O zamanlar böyle bak, bu çapraz şeyler de vurduğunda... Urgalcığım bunu kafama takman lazım hayatım. Hayatta hep böyle yaparsan başına iş açılır. Hiç doğru bir şey değil yani, bunu yapma. Hadi evde boş kent yanınca gidelim. Ne oldu? DVD'nin yapımcısı burada. Hiçbir şey de beğenmiyorsunuz ya. Kruz getirdik size, ada verdik. Hiçbir şey de beğenmiyorsunuz. Ben sana sahneye çıkarken sütyen tak demedim mi? Ya bunu yayınlamazlarsa?
Sen söyleyene kadar kimsenin dikkatini çekmemişti. Ama artık. Benim sünnet düğünüm dedi. Tabii ben o ara kendi derdimle uğraştığım için pek bir şey fark edemedim yani. Ama arkadaşım çok güzel bir yere parmak bastı. Oradan yürü. Oradan yürü. Bir görebilir miyiz? Hayır. Söyle. Bana doldurmak için geldim. Söyle. Bana doldurmak için. Hayır ulan. Bam. Kız sen hönkürerek ağlıyorsun. Söyle lafını. Aşıklar olsun. Kadının sesini duyunca hak verdim hocam şu an. Arkadaşlar. Bu da benden promosyon. Diferansiyel nedir? Yıllardır diferansiyel düşünüyordum ben nasıl çalıştım. O zaman bir doktora gitmen lazım. 18 yaşına gelmişsin, yıllardır diferansiyel düşünüyorsan bir sıkıntı var demektir. Ben de o yaşlardan geçtim, hiç kafamda böyle sorular yoktu. Kusura bakmayın, biraz dekolte seviyorum. Gerçekten gözlerimi alamıyorum ya. Bir insanın beni bu kadar mı tatlı olur ya? Bu biraz da iceberg gibi benim. Görünen kısmı bu. Zaten Sarp Bey'de kaldık. Beyin eğinden al arkadaşım. Eğin? Öyle dur. Sarp Bey. Zamansız aradım herhalde. Arkadaşım. Yakın zamanda tıpayı açtıysanız o tabii... girdap yapar. Söyle Sarp Bey, girdap. Girdap unut. Tebrik ediyorum. Ben şimdi bu parayı anneme tekrar nasıl götüreceğim? Bu parayı acilen anneme tekrar götürmem lazım. Ali çok büyük dalga geç bununla. Ya ne yaptın ya sen? Büyük de, büyük geçtin daha. Vallahi boş musun anlamadım. Yanıyor musun? Sönük müsün belli değil. Lan kardeşim. Nasıl anlamadın? Her yeri açık. Ağzını kırarım sen ha. Psikopat yapma lan gerizekalı. Ben Almanya'dan geldim. Babamı hiç görmedim. Bunları seyrederken nasıl utanacaksın? Nasıl utanacaksın? Bir de 4K çekiyorlar biliyor musun? Sarpeciğim rahatsız ediyorum Muhittin ben. Evet rahatsız ediyorum. Eşimle beraber... Arkadaşım, talk yani talk sohbet etmek demek. Ve İngilizceyi götünden anlayan ilk soru bu. 40 yaş üstü bir bayan al. En önden. Şimdi bir bayanı öyle anons ettiğiniz zaman onların hepsi şu an otoparka yöneldiler zaten. Yani kendisi büyük olur da 40 gösteriyordur. Evet, bu gittikçe sıçılan Çorlu batışı bu. Böyle basarsın, oraya sürersin, oraya... Bu da girer, artık eve girecek halin kalmaz. 3, 2, 1, ver odunu. Müzisyen sen de boş boş dur, bir şey çal orada. Odun der, ver odunu. Ya o, onun öyle acayip tabirleri bunlar. Çorlu'da bir kavim. Böyle yapıyor. Yani kalorifer falan daha henüz yok. Alışın sünnet düğünü buldu ve bütün o ünlüler hakikaten de benim sünnet düğünümde vardı. Ama filmciler montajda uzun şeyleri keserler, belki ondandır. Bütün o acı... Sarp, o kanatsa sen nesin? Kanatçık. Ama istediği kadar uğraşsın, onu bir başkası sevemeyecek. Mümkün değil, mümkün. Biz de seviyoruz. Annesi de eldivenle seviyor zaten. Şimdi ona kendini sevmeyi öğreteceğiz. Kendini sevmeyi, o ilk öğrendiği oydu zaten aslında. Şimdi bence dağılalım mı? Bilirim. Hayır, sahneye Türkiye'nin en salağını çıkarıyorum. Ondan daha salağa geliyor. Bana dünya çapında bir salak lazım. O daha başka türlü çıkamayız. Evet arkadaşım, masanın evet. Köşesine otur. Gayet kendinden emin hareketlerle sor. Vallahi da acımıyor. Nasıl? Hayır, orası kapağı ama ben bilsin. Tamam, evet, gel. Seslen. Arkadaşım. Acaba biri mi geldi? Ne sesleniyor? Kapının öbür tarafında duruyor. Ben... Arkadaşım ölçüyü aldın mı? Neye göre kesiyorsun? Brezilya kalçası işte, tam benim için. Hop. Ama benim ağzımdan diye yükselt, evet. Ama benim ağzımdan. Ne yapıyorsun? Beni yükseltiyor. Yüksel. Bence biz kendi götümüzü bile kurtaramayız. Bilmiyordum bile sizin olduğunuzu. Karabaş Balesi mi? Ne? Sen bir canlısın müzisyen. Tamam. Ne olduğunu söylemiyorum, herkes anladı. Ve arka cebine elini atar, oradan ne çıkarır? Hayır, kendi. Sok elini arkaya ve var. Tak diye çıkar. Ne yapıyorsun? Lütfen yüzünüzü benimle paylaşır mısınız? Bir de beni çiftleşme döneminde görün.
Arkadaşım, çak işareti başlat. Ha. Önce siyah saçlı sarı saçlıya soruyor. Sonra sarı saçlı siyah saçlıya soruyor. Anlaşılmayan bir yer var mı? Evet, ne soruyor? Of of. Hocam ne tarafa? Sür işte. Böyle buralara mı, omuzlara mı? Ne sür ne? Tam gelmiş, 15. katta çalışıyor. Birdenbire inşaat işçisi arkadaşımız pop yere düşüyor. Yerdekiler geliyor. Ne oldu arkadaşım? Bir şey var mı? Ne oldu? İyi misin falan? Vallahi bilmiyorum. Ben de yeni geldim diyor. Şimdi ben de... Ben otoparktayım bir şey olursa. Anlıyorum yani. Oraya, oraya anladım şimdi. Ben Google'dan baktım, şakayı anladım. Şimdi yani o da yeni geldiği için... O... Arkadaşım benimle konuşurken beyninin tamamını kullan. Yani... Gerekli de yapmadın mı? Şimdi... Davet vermiş, birisiyle evleneceğim. Evleneceğim adamı seçeceğim diyor. Tamam, hazır. Evet, oradan geliyorsun. Elçin aniden dön. Okay. Elçin döner dönmez sana ağzın burnun dağılsın, tamam mı? Ne oldu? Bilsem o satan donu giyerdim ya. Bir yerine, şey kırılmayacak bir yerine bas çocuğun. Öyle bir yer yok, narin bir adam. Arkadaşım. Basamam oğlum, kıçı kırılır adamı şimdi bana söyletme. Olmaz te. Karı koca yan yana oturacaklar, kız arkada oturacak. Yanak yana. Sen kucaktasın. Bu ayda maaş yok. Orada sen mal sahibi gibi oturmasın. Bu niye böyle Umumi Helan'ın para kesicisi gibi oturuyor ya? Sonra dikleştirip bırakacaksınız. Dur, indir abi, indir, indir. Çünkü galiba atar damara bastın. Kan gitmediği için. Dur, bir toparlayayım, sonra tekrar yapacağız. Sen anla. Karşınızda nasıl bir aktörle oynamak istemezsiniz? Hadi kız! Bir de şunu biraz kapat, çok ayıp. Şaka, ben neler giyiyorum görsen. Rock de chambre. Yok, dansözü gördüm ben. Öyle mi? Sağ ol. Onun da DVD'si var. Arkadaşım ben torunu bile öldü onun şimdi. Bende kan var. Şey, bende tansiyon var. Evet. Dur. Orayı... Ulan benim iki çocuğum var ya.